tamam, bu videoyu da böyle başlamış olalım arkadaşlarım ya. Biz var ya, yani o kadar yorgun algın evden çıkışımız vardı ki. Sen tamam ama bu kahvaltıyı kaçıramazdık yani. O yüzden size de hemen gösteriyorum. Ispanak söyledim. Ispanaklı mı söyledin? Ansan neydi? Günaydın. Çuğuna çip. Ansan mı? Bilmem, annyeoseyo var, o olur mu? Annyeoseyo. Sadece sucuk yemeye geldim ya, şaka gibi adam. Doymadan kalkmak yasak bu arada. Her şeyden bittikçe içebilirsiniz. Simit var mıydı? Simit var, ekstra olarak giriyorlar. Ya işte Türk kahvaltısı arkadaşlarım. Menemenimiz var, domatesimiz var, salatamız var, peynirimiz var, reçellerimiz var. Her şeyimiz var. Acı biber mi? Evet. Acı biber bir deneyebilir miyiz? Karpuz bir deneyelim mi? Bir tadına bakalım karpuzu. Yok şimdilik. Teşekkürler. Abi 5 tane var. 5 tane var. 5 tane var. Arkadaşlarım çok yedik. Aşırı yedik. Bayağı yedik. Şimdi Nişantaşı sokaklarında dolanıp kahve içeceğimiz bir yer arıyoruz. Arkamızdan da çok güneş vuruyor. Şu an tüyün kadar 3 kilo aldım. Ay biz yine almaya devam ediyorum. Annem bizi çok yormuştu ya. Ne kadar çok kilo aldık ya. Ben de. Ben burası hatırlıyorum. Öyle mi? Pis pisi. Pisi bak. Gözün. Aa yamuk. Yamuk. Senin kafan yamuk. Senin gözün yamuk arkadaşım. İnanılmaz bir trafik ortasında şu şekilde kaldık. Şaka bu ancak Türkiye'de gördüm. Gerçekten yani bu şekilde kaldık. Dün önce eve geçmemiz lazım ama ne yapacaksın? Yani ben... Nasıl İstanbul'dan araba kullandım? Bilmiyorum. Şu an bu yolda asla kullanamazmışsın ha. Vallahi bu abi olmasa şu an daha saatlerce burada istiyorum. Yolumuz bomboş. Hadi yalla. Hadi yalla. Ya bomboş yolda gidemedik, şaka gibi. Bugün inanılmaz yoğun bir gündeyiz. Çok arkadaşlar size daha detay anlatamadım ama birer eve gideyim, sakinliğim hemen anlatacağım. Eve geçiyoruz. Ya geliyoruz akşam bir daha buraya geliyoruz. Konsere geliyorlar. Akşam da geliyoruz. Ben de akşam beni burada konserdeydim. Evet. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var, Avrupa maçı. Bak ben konserde ya. Dün akşam geldim konserime efendi gibi. Yandı. Bakın burada kim var? Bulut Bey var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yakışıklı. Gelsene. Sen bana ya. Niye pas ver? Pas. Sen bana neden pas vermiyorsun? Bakıyor. Gitti Deniz'in ayaklarına yattı. Biz? Bizim seninle dostluğumuz daha eski. Yakışıklı. Beni seviyor. Çıpa bak. Arkadaşıma geldim. Neden geldim biliyor musunuz? Kitapların araklamaya. Ev mini bir kütüphane. O yüzden hemen geldim. Bir iki tane adam bana bir tane de kitap vermişti canım benim. Sonra dedi ki senin bavulun yok diye sana kitap vermedim ki var. Benim bavulum var. Ekstra benim bagajım var. Şu an bir iki tane kitap araklayacağım. Çok değil, bir iki tane. Eve gidip üstümüzü değiştirmemiz lazım. Yok diyor, inanmıyor. Anlatsana. Yani pirlen bir... Kitap bizde bence çok patlamadı ya. Olmuyor, yok. Aradığım hiçbir yazarın hiçbir kitabı e-kitap yok. Evet. Sadece şeyler var bazı. Klasiklerin Türkçeleri falan var. Ya bu adama e-kitabı olmadığını bizim kitabı kullanıyorum. Mecburen kullanıyorum. Uygulamadaki bütün kitaplar okudum artık, bitti. Öyle 5 tane falan kitap varsa yani 3 kilo. Haklısın yani, evet biliyorum. Bunu nasıl taşınca? Mecbur. Evde küçük bir kütüphane yapacağım. Ben de böyle bir tane kütüphane istiyorum. 150 gram. Cihazı 150 gram. Yani. Ya evet ama Türkiye'de bence o çok tutmadı ya. Bence patlamadı yani. Aa, aynı nasıl yatıyor ya? De var bak. Bakayım.
Okuduktan sonra izledim. Koyki bunu oynuyor hatta. Strip konuları diye. Evet. Kanki bu sen de bana en olabilecek her şeydir. Seni mesaj yapayım mı? Mesaj yapayım mı? Ben bütün detayları düşünürken. Mesaj yapayım mı? Ya Onur diyor ya, hayatta 2 dakika bile boş geçiyor. Çok yorulduk. Evet ya. Biz ne badireler atlattık biz. Biz neler yaşadık. Bir de bu hava bu ne? Gidelim oturalım ve konuşalım. Geldik biz. Geldik. Şöyle güzel manzara karşısında. Bu hava ne? Bu ne ya? Bu çok güzel. Biz en son arkadaşımla bana kitap alıyorduk. Sonra eve gittik. Sanırım 15 dakika içinde falan üstümü değiştirdim. Makyajımı bir tazeledim ve çıktım. Saçımı bile yapamadım. Üzüldüm yani ama yapacak bir şey yok. Bir de biz bugün kimle buluşuyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Sadam'la. Sadam Türkiye'ye geldi bu sabah. Evet tabii ki de hemen beraber ilk gün güzel bir yemek yiyeceğiz. Ve güzel İstanbul manzarasında. Çok güzel. Çok güzel. Az önce telefon atacaktın. Nasıl kenara koyayım dedim. Yok arkadaşlar bir kenara beni görmem. Görüntü nasıl bilmiyorum. Böyle devam edeceğiz hayatımıza. Kameramızı yanına... 2 hafta oldu. Kamerayı yanıma almadım bu arada. Neden? Çünkü akşam buradan sonra konsere gidiyoruz. Konserde falan böyle kamerayla rahat çekim yapamam bir şey olmaz diye. O yüzden çok fazla bir şey almadım. Şimdi Sadam annesi ve Sadam'ın bir arkadaşı geliyor. Onlarla beraber güzel bir balık yiyeceğiz, rakı içeceğiz, keyif yapacağız. Evet. Bugün çok aşırı derecede yoğun bir günümüz bu arada. Gerçekten aşırı derecede yoğun bir günümüz yani. Tekirde mi içiyoruz biz? Şimdiden bak evet ne içelim. Kamerayı çok kötü değil mi? Arkadan çekiyoruz da hiç bilmiyorum. Yok, güzel çekiyor değil mi? Güzel, acaba. Değil mi? Arkadaşlar şimdi sizinle birazcık konuşmak istediğim için tuvalete kaçtım. Bu doğru bir bilgi değil şu an tuvaletten. Sesleniyorum. Çok saçma. Ama dışarıda insanlar falan var ve çok rahat konuşamıyorum. Size böyle hiç günü rahat anlatamadım ben. Onu hissediyorum. O yüzden içime dert oldu. Hemen anlatmak istiyorum. Şöyle biz dün gece tam böyle 1.30 gibi uçaktan indik. Eve git, duş al, uyu falan filan. Saat gece 3.30'du. Ben sabah böyle Ali'ni falan görmek istediğim için çok böyle erken uyandım. Ali'ni bekledim. Ali uyanmadı. Ben kendime gelemedim. Eve bir daha hemen geçtim üstüme. Değiştirken Ali'ni göreyim diye. Ali'nin yoktu dışarıda. Gel beni götür o zaman. Ali'ni arabada göreyim falan. Hem bir yandan Ali'ni görüp Ali'ne zaman geçirmeye çalışıyorum. Hem bütün arkadaşlarımızla zaman geçirmeye çalışıyoruz. Herkese böyle bir 2 saat de olsa görüşmek istiyoruz. Çünkü özlüyoruz herkes. Ama zamanımız çok az. Çok böyle iç içe oldu her şey. Şimdi de işte Sodam geliyor. Sonrasında da bugün akşam Simge'nin konserine gidiyoruz. Aslında bu konser bizim biletlerimize çok sevdiğimiz bir insan bize hediye etti. Ben de hemen kardeşlerime de aldım. Dedim ki hep beraber gidelim falan diye. Çok hızlı bir gün ama sizsiz olmaz dediğim için sizi de yanıma aldım. Umarım keyifli izliyorsanızdır. Abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam edin. Size şöyle kendime de göstereyim. Şöyle siyah bir elbise giydim ve Vans'larımı giydim. Çünkü bununla yani topuk çok güzel olur ama ne yazık ki. Saçlarıma hiçbir şey yapamadım. Aslında şöyle ördüm bir iki tanesini. Böyle şey yapacaktım. Bak mesela şöyle örüğüm var. Görüyor musunuz? Bunları buradan böyle alacaktım, şey yapacaktım falan şöyle. Hiç zamanım yetmedi. Neyse dedim açık kaldık. Bunu toplasam daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Gidin bakayım Sadamlar gelmiş mi? Kocam tek kaldı. Soğuk hava mı oldu? Bakın kim geldi? Şimdi mezeleri seçelim. Evet ne istiyorsun? Şimdi mezeleri bir tık böyle kaldırma şansımız var mı? Şeyler seçtik misafirlerimiz. Erik et hesap var mı? Büyük kez bir dene. Çay! Hepimiz şu an fotoğraf video. Sonunda bitirişe geldik arkadaşlar. Bu herba. Yemeğimizi yedik. Şimdi Taksim sokaklarında
yürüyoruz arkadaşlarım. Ve Sadamların otele doğru gidiyoruz. Çünkü neden otele doğru gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün onlar otele, odayı çok geç verdiler. Ve çok geç verdik. Ak garanti. Sonra anlatacağım arkadaşlar. Bir iş çıktı. Arkadaşlar nereye girdik biliyor musunuz? Sodam'ın kral dairesi. Sodam, bacım. Yok yok. Bacım doktor. Sodam kral dairesinde. Ay inan. Aymek bile var. Bacım. Doktor bu ne? İnanmıyorum. Sodam. Tamam yani kral dairesi dedik de bu kadar fazla. Bu ne? Abi burası bizim evin 5 katı falan herhalde. Ay çok iyi. Vay, wow, çok tebaki da. Giderim ben de. Bir anda duruyor giderdi. 2 saat bekledi diye ben kavga çıkardım ondan önce de zaten. Ve kral dairesi vermişler Sodam'a. 2 saat geç şey yaptılar diye. Arkadaşlar şaka gibi. Yani gerçekten şaka gibi. Şurası çok karışık gözüküyor ama şuranın güzelliği ne? İnanamıyorum. Hemen gidip içeri arayacağım. Bakacağım. Bu ne bu? Bu şaka mı? Bu ne? Aldım. Yarın ben kullanacağım. Şöyle bir banyomuz var. Burada da ekstra bir duş alanımız var. Burada da kıyafet odası var. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Burası annenin odası. O yüzden burayı sesimi çok göstermiyorum. Hemen böyle hop çıkıyoruz. Şurada salonumuz var. Burada koca çalışır. Ya şurada odası salon oturmamız. Orada da ayrı bir oda var. Burada da devasa bir televizyonumuz var. Vaa. Çiçe. Nasıl bu kadar büyük olabilir? Burada böyle mutfak gibi bir şey. Ay buzdolabı bile var. Kız bir kahveniz içeriz ha. Vallahi bir kahveniz içeriz. Sadam'ın kral dairesinde gidip ne oldu ha anlattım az önce böyle bir bayağı güldük eğlendik çünkü orada onları koyup koymadığımdan emin değilim. Sodan böyle bir iki saat geç verdiler odayı. Biz de tabii ki çok sinirlendik. Şartusun bizim rezervasyonumuz var yemek için çok zorlandılar. Sabah 6'da indiler aslında erken çekil istediler olmadı falan. Biliyorsun geç verdiler. Öyle olunca kral dairesi verdiler Sodam'a. Biz de gelip şimdi onun işte geyiğini yapıyoruz. O da takılıyoruz. Sudarum şey Türkçe suda ne suturum şey kral oda mı diyor? Yok normalde suite da ayrı bu gerçekten kral dairesi. Ha bundan üstündeki. Evet yani görmüyor musun odayı? Üç oda bir salon. Yani. İnanılmaz büyük. Burada Mac bile var. Evet Mac bile var. Güzel bu arada burası şey divan ve kral dairesi mükemmelmiş. Özel bir misafiriniz falan varsa tavsiye ediyoruz. Şimdi şey Sodam yarın yine uçuyor arkadaşlar ve Türkiye'ye tur yapacak işte böyle Kapadokya, Pamukkale, İzmir falan böyle bayağı bir gezecek falan 7-8 gün sonra falan herhalde geri gelecek buraya. O yüzden çok zamanı yok. Bir geldiğinde bir gün, bir de dönmeden önce bir günü vardı. Şimdi biz görüştük. Dönmeden önce bir günü de artık kocam olmayacak ama biz görüşürüz belki. Ama şöyle bir şey var. İç hatlar uçuşlarını normal almışlar ama bagajı düşünmemişler. Ve Pegasus almış. O yüzden şimdi onun bagaj sorununu çözeceğiz. Çünkü bagajları 27 kilo falan var yani. Pegasus 7 kilo mu ne? Fazla bir 20 kilomuz var. Onları çözmeye çalışacağız. O yüzden soya geldik. Bir saat falan takılır. Şu an saat 7.30 geliyor. Bir saat takılır, 8.30 gibi çıkarız. Tam burada hemen yanda da diğer biraz 10-15 dakika bir yürüme mesafesinden akşam konser gideceğiz. Konserde görüşürüz arkadaşlar. Burası Elysium değil mi? Göremiyorum, bakayım. Elysium var ya. Elysium. Elysium değil mi? Yok. Ben teli görmem lazım. Bak şuradaki divan var ya, diğer divan. O divan zaten şey, Elysium'un oradaki. Evet. O yüzden Elysium olabilir. Çünkü benim eski evdeki pinada şey sürekli kırılıyor. O zaman Elysium olabilir orası. Her tarafa bakalım. Sen eski evin mi? Elysium özledin. Çok güzel. Ay bayağı güzel oda yani. Kanka biraz sigara kokuyordu. Sigara kokuyormuş oda. Kocam bisikledi.
aşkım için. Bak beni ispikliyor. Bir kavga ettim de otel arayıp. Arkadaşlar şu an uzandım şöyle. Şu manzarada. Kanki Tom da yanımda. Güzel be. Arkadaşlar Anıl da geliyor. Anıl gelmiş konsere çünkü birazdan bir gideceğiz ya. Daha bir saat var yani gitmemiz. Dedi ki gel. Sen de gel. Anıl da geliyor. Bira istemiyor mu? Teşekkürler bira. Bir tane. İçeriz. Tibana bak çok güzel. Peki Double Tree mi Tiban mı? Double Tree. Niye? Biz düğün yaptık diye mi? Anısı var anısı. Anısı var. Biz şimdi konsere gidiyoruz. Konserde görüşürüz. Vilda'nın babetlerine bakın. Biz geldik arkadaşlarım. Oturuyoruz. Birazdan içeri gireceğiz. Kocacığım. Kardeşim. Naber? İyiyim sen naber? Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Türk konserine geldin. Bütün şarkıları ezberledin mi? Yani zaman yok. Biz kimin şeyine geldik konserine? Simge'ye geldik. En bildiğin şarkısı? Hı? Bildiğin şarkısını söyle bakayım bir tane. Mekanı sahibi geri geldi. Hayır be onun değil. Bayağıdır konsere gelmemiştim. Konsere geldik çok heyecanlıyım. Biz geldik. Bu kim ya? Bu kim? Onu tanımam. Biz böyle burada oturup sonrasında burada oturuyor arkadaşlar. Önlü arkalı birazcık karışık aldık ama. Saatlerimiz 9. Ha yarın söyle. Yıldız Tilbe'yi varmış yarın. Yer yok. Bilet yok. Ha. Ay tamam. Çok heyecanlıyım. Ben ilk defa Türkiye'den böyle konsere geldim. Evet. Popcorn almaya geldik. Ama bir sıraya girdik ki en az yarım saat buradayız. Yani bu konser bitmeden biz popcorn alamayacağız. Gibi gözüküyor. Neyse mısırımızı alıp mısırımızla yeriz. Yeriz. Simgemizi dinleriz. Yeriz. Zaten saat şu an 9:10 geçiyor. Bence 9:30'da falan anca çıkar zaten. Yani 9'da niye başlamadı? Ben onu anlamadım. İşte bu fark burada. Mesela Kore'de şöyle bir şey var. Konser saati yazdığında o saatte sonra kapı kapanıyor. İçeriye giriş sağlanamıyor. Belki dizilerde falan eğer evet. izliyorsanız Kore'de ben orada görmüşsünüz. Ben de bilet var falan dese de kapıyı açamıyor. Açmıyor ve giremiyorsunuz. Hı-hı. Biz de öyle değil. He tamam. Teşekkürler. Müşterilerimizi alıyoruz şimdi.
şikayet edersem. Gelmiş sarayım. Sen kime ne öğretiyorsun acaba? Arkadaşlarımız böyle bir tık erken çıktık konserden. Çok üşüyorum. Gördüğünüz gibi şu an iki tane montlayım. Açız. Bir de bugün hem maç var hem konser var. İkisi de aynı yer. Yani. Bir Beşiktaş'ta biri burada yani. Burası Harbiye'de. Bir yerinin adını unuttum. Çok kargaşa olabilecek diye. Dedik ki son bir iki şarkıyı es geçip çıkalım dedik yani. Ama şu an salladı ya. Var ya. Bizimki de eşini sallıyor. Çok var. Bakayım nasıl sallıyorsun. Nereye geldik? He? Eski yani anı buradan. Anılara mı geldik? Aha, çorbacıya geldik. Sarıhan'a geldik. Anılara gelmişiz. İçtikten sonra buraya şey mutlaka gelip içip geldik. Ay pardon sana yanlış söylemişim. Üniversite alakalı değil. Kocacığım sana kelle paça sormuş. Ben onu da beyaz zannediyordum. Yani ben ne oldu oğlum? Verdim. Yok, sos var için acı sos var. Yok önemli değil. Ben sadece yanlış hatırladım. İş gelmedi. Bu ne? Ben bunu seviyorum. Ben bu kelle paça bu ne? İkisi karışık mı? Karışık işte. Hepsi karışık. Bu da? He. Bununla bunun karışımı bu mu? Evet. Ya. Afiyet olsun o zaman. Abi gel. Bilden biz. Ben bunu severim. Bilden sen bak. Ben bunu çok severim. Yanlış söylüyorum. Beyaz bu çok yağlı gözüküyor. Yağlı gözüküyor elinde. Kelle paça yiyor. Yanlış söylemişim sana. İşkembe mi söyleyecektim? Yok. Konu karışmış bende. Ben ikisi de biliyorum. Hatun da biliyor. Hatun da biliyor. Ben tabii ki de tabak suyu. Hadi ne o? Tuzlu da bir şey dedi. Ne oluyor? Tuzlama. İşkembenin iri hali. Yani. İşkembenin büyük haliymiş. Kırmızı. Pasport oynuyorlar şu an. Hadi başka. Lipstick ne? Ya, ruj. Ne oldu? Olmadı. Hayır, meyve o. Meyve o. Evet. Domates. Tam domates meyve mi? Sebze değil mi? Meyve. Çekirdeği var. Ne? İnsan olarak meyve. Meyve. Domates. Kore'de de meyve diye yiyorlar. Yok ama ya da sekemüze. Sekemüze diye yiyor. Almanya'da ne? Gemüze mi? Gemüze mi? Ali sen bana anlat. Hadi Ali yapsın şimdi. İpucu verme ha. Karına şey yapma. Hadi. Yuvarlak.
Yuvarlak mı? Kırmızı. Taş. Yüzük. Ama ben kolay bir şey seçtim. Ama kolay. Ya Allah'ım ya, domatese bakmış. Bildan. Domates sebzeymiş. Hayır. Sebze mi? Tam? Meyve. Sebze. Ben dedim meyve. Sana. İmkansız. Çekirdeği olan bir şey. Çekirdek şey. Olan bir şey mi? İyi de şey. Kabağın da var çekirdeği. O da. Şey. Eggplant var ya, o patlıcan. He. Evet. Patlıcanın meyve mi sebze mi? Meyve. Sebze. Meyve. Patlıcan da çekirdeği. Meyve mi? Evet. Anıl'a göre çekirdeği her sebze. Şey meyve. Sebze. Bildan'a göre her şey sebze. Günaydın. Günaydın sayılıyor mu? Yeni bilin. Günaydın sayılmıyor arkadaşlar. Ama yine yeni başladık diyebiliriz. Ya buradan yukarıya dışarı çıkıyoruz. Burada uyuyan bir prensesimiz var. Bir sonraki günden hepinize merhabalar canım arkadaşlarım. Sahile geldik bugün de. Arkada Ali, Vildan ve Ali'nin kuşumuz var. Beraber birazcık bir boğaz havası alalım dedik değil mi kocacığım? Dönemiyor. Gözlüğü yok ya, onu göreceğiz. Deniz biraz kötü. Bugün sabahtan biraz kötüydü. Midesi biraz yemek kötü. Yemek aşağıya böyle inmiyor burada şimdi. Yemek aşağı inmiyormuş kocamın. O yüzden çok geç evden çıktık. Şu an saat 5 çeyrek. Birazcık yürüyüp aşağıya indirip yemeğe gideceğiz inşallah diye tahmin ediyorum. Ben de bayağı bir şiş ve yorgun gözüküyorum. Gezmeye geldik, sahildeyiz. Yürümeye geldik, sahildeyiz. Evdeydik bugün tüm gün. Sonra ne? Sahile geldik. Bu sahil adı neydi? Sarıyer. Sarıyer. Biz buraya akşam çok geldik. Evet. Genelde. Ha. Sen niye hep Asel ile oynuyorsun? Çünkü Asel'i görmeye geldim ben buraya. Değil mi? Beni hiç ilgilemiyorsun. Seni de geleyim, seni de seveyim. Seni de seviyorsun, seni de seveyim. Seni de seveyim ben. Seni ilgilenmem. Bunu diyorsun ya. Hep bu kadar çok gülen çocuk ilk defa gördüm, biliyor musun? Çok güzel gülüyor benim bebeğim. Neden peki? Amca neden böyle yüzüyor? Onu uzaklaşma lan. Sporunu yapıyorlar. Çıkacak evet. Orada. Ama şimdi böyle geliyor gibi. Ali nasıl çıkacak orada? Sahilde oturduk şimdi. Bebeğin mamasını alıp gelecekler. Burada ona mama yedireceğiz. Sonra bizim karnımızı doyurmak için. Ben var ya bayağı kötü gözüküyormuşum. Saçım falan da çok kötü yapmışım ha. Ben de pek iyi değil. Biz bugün bayağı feyiliz arkadaşlarım ya. Bayağı kötü gözüküyoruz. Ben bugün yani. Pideyi yemeyebilir, haberin olsun. Gerçekten. Evet, oradan bir çay falan içerim. Ay. Hiç sorun yok. Üzdü. Ha niye yok bunu? Bu ilaçı niye yok? İlaç bulamadık. Denize böyle aşağı inecek, rahatlatacak bir ilaç bulamadık. Ceza. Bu şarkıyı biliyor. Mamamızı yedik, gaz çıkıyor arkadaşlar. Gaz çıkarma görevi halada. Çünkü halası mama yediremiyor, korkuyor. Ama kızı öğrendi. Böyle pusun, böyle pusun. Pideciye geldik. Ben şu an midem çok iyi değil. Ama Anıl diyor ki hayattan yiyebilecek en iyi pide bu diyor. Anıl Samsun'a gitmemiş. Samsun'a gitmek gerekiyor. Yani Hollanda'ya gitti, yani Amerika'ya gitti, böyle şeyleri gidiyor ama Samsun'a gitmemiş. Bir Samsun'a gitmemiş dedik ya. Anıl, bunlar Samsun'da mı?
File dediğin Samsun'dur. Yani Karadeniz ama bilmiyorum. File dediğin Samsun. Ben bilirim. Benim kankam Samsun'dur. Makine çok haklı bu arada. Oy. Bu arada biz şuraya geldik. Pide ban arkadaşlar. Tarabya değil. Neresi burası? Kireç burnundan. Şimdi buradan söyleyeceğiz. Ben kavurma kaşar istiyorum. Kavurma kaşar istiyorum. Açık mı kapalı mı kavurma kaşar? Kapalı oluyor ama üstü çok kırık böyle yani. Burada da kırılıyor. Diyorsun. Yani açık oldu yani. Sen benim midem kötü değil deyip sen ne yiyorsun ya? Şu iyi geldi. Kim dedi? Ben kendime diyorum. Soda. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Deniz yine soda da. Şu ne ya? Şurada çok ne var fena. Ya? O ne yapsa? Ne yapayım bu? Bilmiyorum ki. Abi ya bu kadar daha iyi. Ne kadar? Hayır abi tak koymuşsunuz. Şey aynen soda. Adam anladı. Ne kadar? Tamam. Deniz'i burada çözmeye çalışıyorlar. Soda ayranla. Biz burada pideleri çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey ya. Muha mı? Ne kadar ayıp ödedim öyle söylenir mi? Aaa. Bunlar hepsi pide yani. Hepsi. Beğendiniz mi gençler? Sen yiyemiyorsun ha? Minik minik tadına baka baka. Anıl sen? Bugün ilk ayrılış yaptım. Dökmedin mi? Döktün mü? Döktüm. Ayran döktüm. Ayrılışlılık ilk defa. Yumurta dokuyor. Ve sütlacımız da geldi arkadaşlarım. Çok güzel gözüküyor. Hem yanık hem fındıklı. Oo. Yani mükemmel. Manzaramız da benzinci ama olsun. Aradan da küçük sahil görüyoruz. En son ben ne yapıyordum? Pide yiyordum. Sonra dedim ki pide nerede yenir? Samsun'a dedim ve Samsun'a geldim diyormuş. Yok be. Samsun'a geldi. Samsun'u getirdim. Kapıyı vursun diye. Samsun'u getirdim. Esat'ım geldi ya. Eve gittik ve üstümü falan değiştirdim. Bir şey yaptım. Ramiz Kuyumcu da geldi. Ben ve Ramiz Kuyumcu. Biliyorsunuz ki her yerde, her an yani. Sonra hemen Esat var bozuk. Bir saat sonra arabadayız bu arada. Harla beni çekiyorsun. Yavaş söyleyeyim o kadar. Arka kameradan çekiyorum. Daha önce onu çekmişim. Leş bir trafik dedik ama sonunda sahile geldik. Bebeğe gelecektik. Yine gelemedik yani. Gerekiyor mu? Olsun biraz ilerledik. Güzel burası. Bir yerde oturup yüz yüze bakalım da. Arabada değil mi? Hadi biz bir menü falan bakalım şey yapalım. Bugün Boğaz'a doyduk mu? Doymadık. Doyulmaz çünkü Boğaz'a aslında. Sana mı tabii aynı süreç devam etti yine taşıntı toplama falan ama tabii ki o ilk yaptığıma göre çok çok daha iyi. Benim yaptığımı çıkartmadım. Bekledim. İnanın doğum gitti. Yemin ediyorum düğünü gelsin falan. Normalde tatil diyeyim diye esneyim zaten. Ne? Fır. Ama yine dikkat ediyor yani. Ama tatlı esnek. Furkan 13 kilo vermiş. Bir de buna şeyi koysa da Kore'deki videolardan bir kesit koyuyor. Gerçekten gözler bakayım olmayan göbeğini. Arkadaşlar şu an. Adam düz. Adam incelmiş. İçime çekmiyorum. Bak şişiremiyorum burada. Bir de Kore'de bir de şey var. Kore'de oturduğu videoları bir tane bulayım. Aynen. Abi baba senlerimin falan geliyor. Özlediniz mi ya Furkan'ı? Menemenimi özlediniz mi? Menemenimi özledin mi? Sadece sen özledin. Bence şu an sadece senin kızını özlemişler. Yani senin kızın var ya, senin kızın için çıldırıyoruz. Neyse onu yarına artık. Onu yarına. Bugün tatlayacağız bu arada bugün. Bugün yürürken şey var ya böyle çocuğu. Ha evet. Var ya. Böyle çocuk değil şey kıvırcık çocuk gördük. Arkada yapıyor. İlda değil mi o? İlda. İlda. Direkt saçmalama her kıvırcık İlda mı? Peki ama İlda. Ya o evimizin kokusu asansör. Ya Furkan bugün sürekli bizim evin kokusundan bahsediyor. Bizim ev demek ki Adaşayım kokuyor. Ama sizin ev değil sadece. Kore öyle kokuyor. Ya Kore çok çiçek kokuyor. Kore'de Furkan'ı duyamayabiliriz mi? Sesi kız. Seste sorun yok. Furkan'da sorun var. Furkan'da sorun. Senin fincanın ne kadar güzelmiş. Güzel. Ben çay profiterol.
full boca ettim çikolatayı şu an. Afiyet bel şeker olsun canlarım. Bir de sıyırmışsın yani. Bir de sıyırmış bir de bak. İçinde kalmasın. Benim duruyor. Benim diye, yok diye yani. Yapan insan. Ay gerçekten duruyor. Ben bakayım şunları bir kaşıklayayım ben. Çok güzel. Bunu ye. Kaşığımlar temizlen. Tamam. Ye. Aa bayağı güzel çikolatasın. Esot ne geldi aklıma? Samsun'daki sen beni bir tatlıcıya götürdün. Nereydi? Cadı. Cadı. Ay bu cadı çikolata yiyince o geldi aklıma. Orası çok güzeldi. Samsun'daysanız gidin. Yani mutlaka İstanbul'da gidin. İstanbul'da var ama. Cadı. Bilmiyorum o çikolata çok güzeldi. Ankara'da var. Yerde var ama. Bayağı güzeldi yani. İstanbul'a gel Samsunlular. Hemen Boğaz manzarasında fotoğraflandık mı? Aşka mı geldiniz? Evet video çekiyorum beğeniyor musun? Ya niye ben? Müzikler çok iyi şimdi. Güzel müzikler vardı. Abi damardan geldi. Rakı içesim geldi şu an şu saniye. Hasta hasta. İstanbul biraz bence. Kasta bu arada. İstanbul bura. Bu kadar İstanbul ama. Bu kadar daha değil de. Lütfen. Başka bir yere gittiği zaman artık İstanbul'dan çıkmıyor. Evet trafiğe bir girince. Nasıl İstanbul'u? Çok özledim ya. Evet. Çok özledim. Samsun'a geldi bak. Samsun'u daha çok özleyeceksin. Tabii tabii. Tabii. Ne zaman gideceğiz? Biz? Sandamıyorum. Gerçekten. Ne zaman gideceğiz? Samsun'a mı gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Kore restoranı da. Evet. Ha. Sopun. Ne zaman gideceğiz? Bilmem. Ne zaman gidiyoruz? Dönmeseydin pazartesi gelir mi? Bakarız. Ne zaman gidiyoruz da bakarız. Biz birazcık da akşam ev manzarası İstanbul'da yürüme. Furkan'cığım bizi şu an kamerayı düzeltiyor. Abi bir de sen çek bizi. Polis geldi. Kim var? Polis geldi. Şaka şaka. Lacivert'in şeyi karşı. Furkan beni Lacivert'e götürsene yemeğe. Kapatıyor muyum? Kapat. Bak ne yaptım. Güzel çekiyor ha makine. Canım telefonum. Ayarlardan yaptın mı 1080p'sini falan? Yaptım. Aferin. Bizi neyle götürüyorsun? Mor renkli mi? Mor zengin rengiymiş. Öyle miymiş? Evet doğru. İtalya'da, Floransa'da eskiden soylular mor renk kullanırlarmış. Herkes mor renk bulamazmış. Allah Allah. Furkan'dan bilgiler. Günün sözleri. Yani yorumlara yazmasınlar. Duyduğumuz aktarıyoruz her gün. Öyle veriliyor. Bana böyle bilgi veriliyor.